Hadi şu işi halledelim. Peki bekar. Dikkatli olun ha. Cam kırılmış. Kaza falan değil bu. Biri resmen canımıza kastetmiş. Cemal Bey. Sakın şu kızın peşindeki adam yapmış olmasın. Uyanmasak diri diri yanacaktık. Ben şimdi bunları... Abi! Orhan yeter! Biz onlar gibi eşkıya mıyız? Bunu mu öğrendin hapiste? Yarın sabah polise gideceğim. Sen de o kızı bırakacak bir yer bulsan iyi edersin. Hadi geçin yatın şimdi. Sabah ola ayrıl. Orhan. Hadi geç.
Nerede bu kız ya? Başka yere mi götürdü acaba? Sıçan deliğine de girsen seni bulup çıkartacağım Hasret'ten. Gültekin, kız gelene kadar burada bekleyeceksiniz. Sen uyumadın mı? Yok baba. Hem bir etrafı kolaçan ederim dedim. Misafirini bir an önce gönder ki hem o yerini bilsin hem de böyle uykusuz kalma. Bekir ağa. Ne oluyor lan? Ne biçim adam uyandırıyor? Polisler geldi ağa. Seni soruyorlar. Polisler mi? Allah şunu sakla. (Gülüyor)
kurban be Murat Bey? Biz kim, ev yakmak kim? Yürü, karakolda anlatırsın derdini. Geç. Şuraya bak. Neredeyse ev yanacaktı. O kız senin yüzünden bu evde kaldı. Dün gece biliyorsun değil mi? Bak ne geldi başımıza. Bu gece de kalsın ister misin ha? Orhan? Oğlum nereye? İşim var anne, işim. Ne işiymiş bu? Niye soruyorsun? Sen de mi geleceksin? Ay, tövbe estağfurullah. Ne desem yanlış anlıyorsun. Baban karakola gitti. O hasret denen kız bu gece burada mı kalacak ha? Baban götür demedi mi sana? Bakarız anne, bakarız. Kerime, hala bakarız diyor. Abi, bak bu sefer durum ciddi. Ya yardım etmeye geçti bu iş. Ya canımız tehlikede, farkında değil misin? Ya bir sakin olun, sakin olun. Allah Allah. Şu işimi bir halledeyim. Sonrasında hasreti alacağım, halasıyla görüşeceğiz. Artık gerisine bakarız. Sonra konuşuruz. Tamam. Allah Allah. Günaydın ortak. Günaydın. Şimdi de kartalımız çıktı başımıza. Uçacak mı, konacak mı göreceğiz bakalım. Çıkıyorum ben. Allah zihin açıklığı versin. Sağ ol annem. Bana bak. Derslerine iyi çalış, tamam mı? Tamam. Oh, görüşürüz. İstersen kardeşini de okula bırakalım. Lüzum yok. O arkadaşıyla beraber gidecek değil mi abi? Hadi geç kaldım. Hadi biz de gidelim ortak. 2 dakika bekleteceğim seni. Ziyan yok. Kalbim duracaktı resmen. Evden bir çıktım. Kapıda kimi görsen beğenirsin. Kartal, Kartal. Abimi almaya gelmiş. Ay, ölecektim heyecandan ya. Bir de şey diyor. İsterseniz küçük onumu da okula bırakalım. Bilseydin ya sen de. Abi kardeş götürürdü sizi. Saçma sapan konuşma Mesude. Abim öğrenirse öldürür ikimizi de biliyorsun. O zaman çözüm belli. Neymiş çözüm? Görüşmeyeceksin. Olacak, bitecek. Çakala bak. Kızı başka eve saklanmış. Biz de keriz gibi karşı evi dikizliyoruz. Hemen Bekir'e müjdeyi vermem lazım. Bir şey mi oldu? Bir hata mı ettim? Yok. Yok bir şey. Benim biraz işim var şimdi. Bitince gelir alırım seni. Beraber halanı aramaya gideriz, tamam mı? Tamam. Çıkar şunu. Hadi çıkar şunu. Ha çıkar dedim.
Ben sana hiçbir şeye dokunmayacaksın demedim mi? İsmet! Ne yapıyorsun? Niye bağırıyorsun kıza? Ben ona hiçbir şeye dokunmayacaksın demiştim. Ya sen yeter niye sürekli? Kes, kes sesini, otur şuraya. Üşüdüm. Ondan geldi. Tamam, kes! Sen kusuruna bakma. Hadi kızım, sen yukarı çık. İsmet, biraz sakin olur musun lütfen? Haydi bakalım. Geçmiş olsun abi. Eyvallah. İyi çok tutmadı rastı. Ne yapacaklardı? Müebbet mi vereceklerdi? Şahit yok, delil yok. Ama ödler patlamış ha. Baksana, soluğu hemen karakolda almışlar. O zaman kızı da çok tutmazlar ha. Gör bak. Ağam. Müjdemi isterim ağam. Kızı buldum. Deme lan, neredeymiş? Burnumuzun dibinde. Karşı evde saklamış. Karşı evde ha? Demek komşuculuk oynuyorlar. Bir gün tek gidiyoruz. Ev mi basacağız ağam? Bu cibiliyetsiz işe polisi karıştırdı. Dikkat çekmeden halledeceğiz. Haydi yürü, yürü, yürü. Kızım. Sen dün gece yatmadın mı? Hiçbir şeye dokunma deyince aslında hırkayı da giymeyecektim. Ama çok üşüdüm. Bak kızım, İsmet ablan öyle biri değil aslında. Biz çok zor günler geçirdik. Ben onun adına senden özür diliyorum. Asıl siz kusura bakmayın. Birdenbire gelip huzurunuzu kaçırdım. Ne demek? Orhan'ın misafiri bizim misafirimiz. Sağ olun. Bu iyiliğinizi unutmayacağım. Orhan birazdan gelip alacakmış beni. Dönmem artık. Ben bakarım başının çaresine. Senin bu Figen Hanım gecikecek herhalde. Ben bugünlük müsaadeni istesem, başka zaman tanışsak olur mu? Olur olmasına da, sendeki bu hal ne? Sen ona da bakayım. Sabahtan beri ağzını bıçak açmıyor. Ev meseleleri. Canım sıkkın biraz. Eğer haddimi aşmış olmayacaksan bir şey soracağım. Şu sabah camdaki kız, onunla mı ilgili? Sayılır. Tanıdık biri mi? Abi, Figen Hanım geldiler. Çok bekletmedim umarım. Yetmedi mi kırıp döktün? Yetmedi mi? Ah.
az bile yaptım sana. Maşallah ana kız. Benimle iyi oynadınız ha. Haşa. Maşa. Sen beni yanlış anlıyorsun. Kes. Uzatma dilenci duası gibi. Gel eve gel. Ayfer Hanım, sen şimdi bize elçilik edeceksin. Gidip o evdekilerle konuşacaksın. Ağam, gittim. İstedim ya. O adam vermiyor kızı. Ama akşamdan sabaha çok şey değişti. Onlar akıllanmıştır, sen merak etme. Ağam bak, verseler bile o kız o evden çıkmak istemiyor. Ben nasıl getireceğim? Ya o kadın, sen köyde hiç mi tavuk beslemedin? Tavukları kümese sokmak için ne yaparlar biliyor musun? Biri tavukları kovalar, arkasından kışkışlar. Öteki ne yapar? Kümesin kapağını açar. Tavuklar olduğu gibi kümesin içine girer. İşte ben de öyle yapacağım. Anlıyor musun? Figen'cim, şoförümüzün kusuruna bakma. Trafiğe takılmıştır. Konumuza gelecek olursak, babanızla beraber uzun zamandır iş yapıyoruz. İtimadım tam. Ama bu yedek parça işini pek bilmiyorum. Bu yüzden biraz temkinli gidelim diyorum. Onu anladım zaten. Baksana, kendine bir de akıl hocası tutmuşsun. Estağfurullah. Benim kimseye akıl vermek gibi bir niyetim yok. Kartal rica etti, ben de geldim. Orhan uzun zamandır bu piyasada. Fiyatları bir teyit etsin istedim. Piyasa derken? Pardon, sizin firmanızın adı neydi? Bir firmamız yok. Ama Balat'ta Orhan Usta'nın tamirhanesi dediniz mi, herkes bilir beni. Rica etsem şu hazırladığınız dosyaya bakabilir miyim? Bundan daha uyguna bulmamıza imkan yok. Piyasadaki tüm tedarikçileri gezdim. Zeytinburnu'nda kaportacı Necati var. Bir de oraya bakmanızı tavsiye ederim. Kaportacı Necati mi? Parça başı 10 lira kâr edersin. Hatta bence oradan alıp Figen Hanım'a sat. Senin için çok daha kârlı olur. Benim işim bitti herhalde. Sana kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Malum, bu piyasa bilgisiyle işiniz bayağı zor çünkü. Bu ne demek şimdi? Bu sefer baltayı taşa vurdun demek Figen'cim. Orasını göreceğiz. Ne diyeceğini biliyorsun. Elçiye zeval olmaz. Gideceksin, kızı alacaksın, getireceksin. Anlıyor musun? Anladım abi. Ben burada bekliyorum. Hayda. Tamam. Hayda! Bismillahirrahmanirrahim. Bak görüyor musun? Geleceğim dedi, gelmedi Orhan. O kız yine burada kalacak bu gece. Bir gidip baksa mıydık halama? Kızı bıraktık, hiç halini de sormadık.
Hem halamlara da ayıp oldu. Zaten zor kabul etti kızı. O kız yüzünden evimiz yanıyordu, evimiz. Ay, bir de ayıbını mı düşüneceğim onun? Bırak kalsın. Rahat etmesin ki bir an önce defolup gitsin. Çekil hele. Evde oğlun beyin neyin var mı? Yok. İyi, daha iyi. Hadi kızım, sen çekil hele. Biz iki ana karşılıklı konuşacağız. Birbirimizin dilinden biz anlarız. Kerime, çık kızım yukarı. Merak etme. De. Hele şöyle bir oturalım da. Evvela selam sabahla başlayalım bacım. Bekir bizzat Orhan'ın anasına ilet dedi. Geçmiş olsun diyor. Büyük bir kaza atlatmışsınız. Sadete gel. Bekir Ağa kızı karşı evde tuttuğunuzu öğrenmiş. Sessiz sedasız kızı bana versinler diyor. Değilse bu akşam da size uyku yok. Anladın değil mi? Biz anladık da senin kızın anlamıyor. Takılmış oğlumun peşine, bir tutturmuş, kurtar beni, kurtar beni. Erkek adam ne yapsın? Kendisine sığınan kızı kapının önüne mi koyacak? Ha? O koymaz ama. Sen koyarsın, değil mi? İstersen sen bunu bir düşün. Aha. Bekir Ağa mahallede. Köşede bekliyor. Geç. Ben burada bekliyorum. Tamam. Abla. Kız almaya geldim. Anasıyla nişanlısı arabanın içinde bekliyorlar. Hadi kızım, toparlan artık. Orhan mı geldi? Ne Orhan'ı? Anan geldi. Hiç öyle yalandan korkuyor numaraları yapma bana. Gelen öz be öz anan. Seni kesecek değil ya. Ama bizim başımız belada. Sen dün gece burada rahat rahat yatarken Bekir denen adam bizim evimizi yakıyordu. Orhan sana bir şey demedi değil mi? Demedi tabii. Erkek adam demez tabii. Ama kadın olan anlar. Ben bu adamın başına bela mı oldum? Dert mi açıyorum? Bir düşünür değil mi? Madem Orhan diyememiş ben diyeyim sana. Evimizi ocağımızı söndürmeden düş ananın önüne git. Son sözüm bu sana.
Ayfer karısı bu sefer becerdi bu işi. Can tatlı ağam. Bak oğlanın anası tıpış tıpış gitti peşinden. Gel. Kuzum. Kuzum benim, kurban olduğum yavrum benim. Kurban olurum ben sana. Benden bu kadar. Bundan sonra nerede başınız orada gözünüz. Kızına da sahip çık. Bir daha bu mahalleye adım atmayın. Kuzum benim. Hadi gel. Hadi gel gidelim. Nereye gidiyoruz? Evimize gideceğiz kızım. Haydi. Hadi yavrum. Bekira. Ben Bekira ile konuştum. Sen hiç merak etme. Artık peşine düşmeyeceksin. Hadi gel kızım, hadi gel. Ne dedi Bekir? Vazgeçtin mi yani? Yavrum bak, sen ayak diretiyorsun ama Bekira seni çok seviyor. Hadi. Hadi kızım, gel evimize gidelim. Gel ana. Aşık! 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 Dur! Aşık! Gültekin! Koş be, yakala! Hala haber verir misin Nasret'e? Burada bekliyorum onu. Kız şimdi gitti. Ne? Nereye gitti? Ne bileyim ben. Annesiyle nişanlısı gelmiş, alıp götürdüler. Ne diyorsun hala sen? Niye izin verdin gitmesine? O kadarını da annene sor. O aldı götürdü. Nerede? Sana ne ya? Sen bela mısın bizim başımıza? Bıraksana peşimizi. Bekir alıp götürecek oğlum. Götürecek götürecek. Ya kime gidiyorum ben şimdi? Hasret! Seni mi yakalarsan var ya? Bekir ağam. Ha? Orhan. Nerede kız? Söyle nerede? Elini kolunu bir indir önce. Sen karışma. Cevap ver. Nerede? Kaçtı gitti. Ama bulacağım. Bulduğumda da doğduğuna pişman edeceğim onu. Bekira kimmiş göstereceğim. Eğer ona dokunursan. Yüreğin yetiyorsa gider benden önce bulursun kızı. Ama sana bir tavsiye vereyim. Bir daha karşıma çıkma oğlum. Ama bu sefer çok net konuşacağım. İş dedi, sahne dedi, şöhret dedi. Hani neredeler göremiyoruz. Bir de şimdi tuttu, abimle arkadaş oldu. Ya ne zaman kafamı çevirsem birlikteler. Bence de konuş. Şu vaziyette seninle profesyonel iş yapacak hali yok yani. Kadına bak. Kim ki bu? Çok da güzelmiş. Ne
şimdi kim olduğunu. Beyler Hanım. Kusura bakma abi. Tamam sen çık. Hayırdır peri kızı? Ne bu hiddet? Kimdi o kadın? Hangi kadın? Şimdi çıktı. Arabana bindi. Kimdi o kadın? Adı Figen. Biz onunla iş yapıyoruz. Hem kıskanacağın bir durum olsaydı... zaten haberin olmazdı, emin ol. Ne demek o? Yani boş yere ağzımızın tadını kaçırma demek. Hem sen gelsene biraz. Özledim kız seni. Bırak Kartal. Mesut desen bir çıksana. Biz bir konuşalım bakalım. Neymiş peri kızının derdi? Hiçbir yere gitmiyorsun Mesude. Benim konuşacağım şeyler öyle gizli saklı şeyler değil çünkü. İyi, buyurun. Sizi dinliyorum. Biz nasıl tanıştık? İş yapacaktık, değil mi? Ünlü olacaktım. Şöhret olacaktım, sahnelere çıkacaktım. Hatırlıyorsun değil mi bu vaatlerini? Ben hiçbir şey unutmam. Sen rahat ol. Ama öyle davranmıyorsun. Birdenbire gittin abimle arkadaş oldun. Şimdi abimin gözünün içine baka baka verdiğin sözleri nasıl tutacaksın? Anlatsana bana Kartal. Tutmayacağım. Çünkü seviyorum kızım seni. Başkasıyla nasıl paylaşayım? Şurada posterine bakarken bile kendi gözümden kıskanıyorum seni be. Söz verirken bilmiyor muydun bunları? Ben biliyordum da kalbim bilmiyordu. Sırf sen mutlu ol diye evet dedim. Yalan söyledin yani. Öyle mi? Yalan söyledin. Ne olmuş yani söylemişsen? Aşk da her şey mübah değil mi? İyi. Sen biliyormuşsun madem olacakları. Şimdi kalbin de öğrensin o zaman. Ne yapıyorsun kızım? Gidiyorum. Süresiz olarak. Yürü Mesude. Perihan. Bak görüyor musun? Gelmedi abi. Hani gelecekti, götürecekti kızı. Ha?
Halasını arayacaktı kalacak yer ayarlamak için. Yok yok, Borhan beni oyalıyor. Ben bilmez miyim oğlumu? O da gururundan götüremedi anne. Tamam işte, onu yapamadığını ben yaptım. Hoş geldin babacığım. Hoş geldin bey. Hoş bulduk. Aç mısın? Isıtayım mı yemekleri? Orhan nerede? Gelmedi daha. Kız ne oldu? Cemal Bey. Vallahi ben bugün bir iş yaptım. Bilmem kızar mısın? Hı. Anası geldi. Adamları da takmış peşine. Gittim kızla konuştum. Düş ananın önüne dedim. Kızı gönderdim. İyi yapmışsın. Karakolda komiser söyledi. Nişanlı sihirli biri değilmiş. Ulaşmaya lüzum yok. Sonuçta tanımıyoruz insanları. Ben de öyle düşündüm. Bir Orhan'la konuşsan. Şimdi kızı gönderdim diye kızmasın bana. Ben konuşurum, kızacak bir şey yok. Anası var başında, sahipsiz değil. Ve biz üstümüze düşeni yaptık. Bu saatten sonra bırakacak o kızın peşini. Neredesin Hasret? Neredesin? Babam var diyordum hiç değilse. Varlığın bile yetiyordu bana. Şu koca dünyada bir avuç topraktan başka, mezarından başka sığınacak yerim kalmadı. Geç içeri. Geç, otur. Niye benden alıyorsun? Ben bunu anlamıyorum ki. Yani git kızı al gel dedin, aldım. Git konuş dedin, konuştum. Yani sen yakalayamadıysan benim günahım ne? Kadın, bak beni dellendirme. Vallahi sıkarım kafana. Ah, yapma. Etme elime, kurban olayım, yapma. Azıcık düşün. Bu kız nereye gider, kime sığınır? Ağam, bizim kimimiz kimsemiz yok ki. Bir babası, bir de ben. Ha, ben buradayım. Babası da mezarda. Bu kız başka nereye gidecek? Babası mezarda. Tabii ya. Benim niye daha önce aklıma gelmedi ki? Ulan peri kızı. En zayıf yerimden vurdun beni. Kalbimden vurdun. Ama sen daha kartalı tanımadın. Sen dur.
her yerini kanasa da, acıdan ölse de bir daha kanat çırpmazsın. Bir de yalan söyledim diyor. Öyle mi Kartal Bey? Öyle mi? Bu dergilerde resimlerimi gördüğün zaman anlayacaksın neler kaybettiğini. O zaman anlayacaksın. Ne işi var bu herifin burada? Hasret! Gel, gel koş! Hasret! Dur kız! Nerede bunlar? Hasan! Neredesiniz kız? Dur dur. Tamam gel. Sessiz ol. Bekir Han, sakin ol. Bulacağız. Arabaya devam et Güntekin. Haydi! Haydi! Sağ ol kızım.
Saat kaç oldu? Nerede kaldı bu çocuk? Başına bir iş gelmiş olmasın? Ben bakarım. Geldi galiba. Enişte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ver ben montunu asayım. Yok, hemen kaçacağım kız. Enişte gel buyur. Orhan'ı merak ettim. Geldi mi? Biz de onu bekliyoruz. Gelmedi daha. Sen niye merak ettin ki? İsmet söyledi şimdi. Kızı gelip almışlar bugün. Çok şükür ben gönderdim. Orhan adamların peşinden gitmiş ama. Sizin haberiniz yok mu? Hasret. Hasret yeter artık. Ağlamanın faydası yok. 6 ay dedi halam. En az 6 ay sürermiş beni aldırması. Eve de gidemem artık. Ne yapacağım ben? Sen bu Bekir denilen adamla evlenmeyi kesin olarak istemiyorsun değil mi? Onunla evleneceğimi öleyim daha iyi. Bir yol bulmam lazım. Az bir zaman da değil. 6 ay. Hiçbir çare gelmiyor aklıma. Bir çaresi var. Benimle geleceksin. Senle mi? İhtiyacın olan süre 6 ay değil mi? O zamana kadar bizim evde kalacaksın. Gelemem. Hem gelsem bile gene çekip almayacaklar mı beni? Alamayacaklar. Sen de kabul edersen bu sefer alamayacaklar. Sana bir teklifim var. Hasretlere yazmak nedir söyle bana.